Selam millet, Dedeler Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. X-Com 2 oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet kardeşlerim, en son adamlarımızla bir göreve gelmiştik. As takımımıza kavuşmuştuk tekrar. Oo, gelişine bir grup adam bulduk. Gelişine bir grup adam. O zaman ölümüne yaklaşalım biz size. Madem sizi bulduk. Madem aradığım alien sensin. Buraya doğru koştura koştura hepimiz gelelim. Şimdi üzerimize doğru da yürüseler, bu mantıkta dizilirsek bizi göremezler. Yana yürürlerse tehlikeli olabilir böyle gelmemiz. O yüzden şuraya doğru konuşlanalım. Sniper'ız zaten, vururuz her türlü. Kalanları da şöyle yan yana getirelim. Çöp kovası da artık ne kadar güzel bir şeyse, ne kadar iyi bir siperse bilemeyeceğim. Ve yürüdüler. Ama gayet vurabileceğimiz bir açıda kaldılar yine. Orada ne oluyor? Bir şeyler çıktı oradan sanki. Dağın, dağın, dağın dedi. İşler devrildi. Şimcik. Bir kere bu adam vuruyor da, şu adam vuruyor mesela. İki kişiyi vuruyor. Anca bir kişiyi vuruyor. Kimseyi vuramıyor falan diye böyle sıradan gitmişler. Bu kadın bıçakla aralarına girebiliyor onların. Tamam. O zaman biz şöyle bir hareket izleyelim. Hareket planı. Sen ezici buraya kadar gel. Sen de buraya kadar gel. Tetikte dur sen. Sen de... şuraya gelip tetikte dur. Madem öyle orayı görmüyorlar. Vur desem şu uzaylıyı ne yapıyor? Anında oturtuyor ama. Tetikte dursun o da. Bu kadınları buraya kadar yürüteceğim ben. Onu da tetikte bırakacağım. Bizim köylü de şöyle gelsin. Abi sen tetikte kal. Bizim köylü roketi bassın. Alın kafanıza roket. Alın kafanıza roket. Rezalet çıktı. Bildiğiniz rezalet çıktı. Hadi hareketlerinizi bekliyorum. Hop başlıyor şimdi saydırmalar. Böyle yamuk yumuk yürürken popodan vurdum. Hop o da uzadı. Bu tura ihtiyacımız yokmuş bile bizim. Bir tur bizim için yetti. Abi ne kadar kötü yürüyorsun ya. Ha? Ne güzel advent gördük. Ha bir de gelip benim yanında durduğum arabanın dibinde durdu hepsi. Vallahi bunlar adamı sabır imtihanına tabi tutar ya. Elite Shield Bearer. Yok abi, siz beni delirtmeye çalışıyorsunuz. Ben de o zaman sizi delirtirim. Çıldırın bakalım. Ya hem de milimetrik atış. Arabaya hasar vermedim. Oh, Shield Bearer. Ne oldu? Yıldo gibi kafadan.
Yıldo gibi ne, kafadan mı dedim. %50 diyorsun ha? Yaptığın senin iş değil. Şimdi %53 diyor, ne güzel. Vallahi %53 vurdu ya, helal olsun. Çok mızmızlanmayayım bence. Bu adamın silahında ne var? Iskalasam da hasar vururum var. O zaman biz onu şöyle bir getirelim. Iskalasam da hasar vururumla bunu öldürsün. Ya bak şimdi, ıskalasa da hasar vurur diye ateş ediyoruz. Adam inadına ıskalamıyor bu sefer. Bu da gördüğüne sıksın. Oradan bir yürüme falan gibi bir aksiyon yapılırsa diyecektim. Adam yürüdü vallahi. Vallahi döndü gitti adam. Umurunda olmadı. Sağ tarafa da çok güvendim ama hiç oraya bakmadan. Vallahi orada da baya baya harita var yani. Bir şeyler var. Nasıl bu kadar yavaş yürüyor bunlar ya? Melek. Melek koş o zaman sen ya. Oo. Reinforcements geliyor bizim olduğumuz yere. Bir saniye, bir saniye. Böyle olmaz. Reinforcements geliyorsa eğer, bizim şöyle bir karşılama komitesi kurmamız lazım onlara. Burada gördüğünü ateş et. Çakal, gördüğünü ateş et. Şu ağacın yanına gelip gördüğünü ateş et. Garip bir yere siper aldım. Sanki orası pek siper gibi kalmayacak ama oradan gelirlerse. Göreceğiz bakalım bu planımız ne kadar oluyormuş. Vallahi çok büyük bir sürpriz bekliyor size. Evet, 3 tip indiniz. Ve sizi gördük diyorlar. Ya şimdi başlasın mı şenlik? Hop 7. Hop 1. Hop 4. Bombastik hareketler herkesten. Oo, kaç hasar yedi o adam ya. Ölemedi bir türlü. Babalar, kaç hasar yediniz siz ya. Alien transmisyon aktif diyor. 3 turum var diyor. Doğru söylüyor adam. Oo, bunlar sadece hack yapabiliyor şu anda. Niye? He, highwire yapabiliyormuşum ya. Şuna bir highwire yapayım. %59 ile temporary control. Hadi bismillah. Vallahi yapıştırdı.
Sen benimsin Maç. Sistemi açtı, kapadı. Makineye restart attı. O değil de ben bu kadınla bunu bıçaklarım ya. Bu kadar işte. Hiç uğraşmam yani. Bıçaklar geçerim. Bıçaklar geçerim. Tekrar şu yapıya doğru yaklaşalım. Orada bir obje var diyor. Sık abi objeye. Mis gibi vurdu. Yüzdesi de yok nasıl olsa. Cayır cayır vuruyor. Senin yanına yürütelim o zaman bu arkadaşımızı da. Hala hackli diyor. Bir kardeşimiz yorumunda, dedeciğim, robotlar hacklenince savaş bitene kadar seninle kalıyorlar. O oyun bitene kadar. Rahat ol yazmıştı. Ben de şimdi bir rahat olacağım bakayım. Neler yapacağız? Bir rahat olalım. Bombaladık. Evet, bu görev bitti. Relay'i patlattın diyor. Senden kralı yok. Şimdi diyor geri kalan adamları temizle de buradan gidek. Free reload. Sen bir dur bakayım. Reload. Bu free değil. Yapsın. Sonra bir scanning protokol açsın. Bir görelim neyimiz var, neyimiz yok etrafta. Sadece bu yakalandı scanning protokole. Peki. Free reload. Bunun da reload atmasına gerek yok. Zaten her halükarda reload etmek zorunda. Melek de şöyle yürüsün. Abi ben habire bir robot sesleri duyuyorum ya oyuna başladığından beri. Niye o robot ortaya çıkmıyor? Abi burada habire bir şeyler yıkılıyor, bu nedir ya? Ya vay arkadaş ya. İstemeden bu adamı böyle yürüttüm ha. Çok rezalet bir manzara ile karşılaşabilirdik. Nerede ya? Sanki burada baygın biri var. Yok, onların adamı var, ölü. Scanning protokol. Biraz daha ilerlemişken basalım. İşleri yakalayamadık mı? Hayda, yine bizim robotu gösteriyor. Advent Mac'i gösteriyor hala bana. Bütün adamlarımı yanına toplamışken böyle bir turda bir iki tane birden el bombası yesem şuraya ne kadar güzel olur var ya.
Vallahi kardeşimiz galiba doğru söylüyor. Şu an için hala hackli diyor. Hala hackli diyor bu robot için. Ya ben kardeşlerim şöyle bir sevleyeceğim. Şu savaşa mı sevlesem? Savaşa sevleyeyim hadi. Buradan çok güzel giderken çok ummadık bir şey çıkarsa karşımıza üzüleceğiz. Bu da ne? Bu ne abi, bu ne, bu ne? Bu ne? Allah sizin cezanızı vermesin. Bu böy konuşamadım, böy. Böyle robot mu olur? Apartman kadar. Güzel. O adamı zırh açmadan yok etmemiz lazım. Abi o adam zırh açmadan ölecek. O adam zırhı açarsa biz var ya yalan dünya her şeyi bomboş deriz. Şimdi Lightning Hand. Elite Dancer. Advent Mech. Sektopod. Officer. Ne güzel. Officer. Vurdun mu? Vallahi vurdu ya. King size bir adamsın sen. King size bir adamsın. Face off. Bir de böyle gömçür. Al sana face off. Kritik hem de. Al sana bir face off. Hadi onu vuramadı. Tamam vuramasın zaten bu saatten sonra. Vallahi vurdu robotu ya. Robotu vurdu. Vurdu. Konuşamadım. Vurdu robotu. Çıldırmış olmalı. Adamın dibi. Şöyle bir gel bakayım. Hack desek bu robota. %1 falan verir herhalde hackleme ihtimalini. %25 verdi. Fena değil. Ama %25 ihtimalle biz bunu hackleyemeyiz. Defans artmasın bunu ya. Eğimi ve defansı artar diyor hackleyemezsen eğer. Defans artarsa yalan oluruz. Hadi %49'la bir durdurmaya çalışalım. Abi durduramadık bile ya. Defansı arttı diyor. Ne kadar güzel. Haksızlık bu. Vallahi defansı arttı dedi. Ne yapalım şimdi? Ne yapayım yani? Defansı arttı. Elden ne gelir? Ben buradan roketi yapıştırırım abi sana. Hiç uğraşamam başka şeylerle, garip hamlelerle. Bu kadar. Ya kahretsin oyun seni, e mi? Güzel kardeşim. Reaper. İlk atak kesinlikle ıskalamaz diyor. Ve ilk atakta birini öldürürse bu işin devamı gelir diyor. İkinci atak ıskalayabilir. Onun için bir garantimiz yok. Ama ıskalamadı. Kadının üzerine bir özellik açılmış olması lazım. Hacklenme efekti kayboldu. Evet, hangi kardeşimdi şimdi bana o yorumu yapan? Çabuk söylesin. Dede robotu hacklediğin zaman sonsuza kadar sende kalıyor. O savaş bitene kadar diyen kardeşim kim? Çabuk söylesin. Untouchable. Vurduğunu görmeyeyim sakın onu. Kime ateş ediyorsun sen ya? Dünyanın öbür ucuna ateş ettin ya. Dünyanın öbür ucuna ateş etti ve ciddi bir hasar aldım diye çığlık attırdı adama.
Ve yürüyerek gidiyor arkadaş. Yürümeye bak bu arada ya. 2 kilometre yürüdü ya. Ha, bir de cins bir özellik kullandı. Şimdi düşün, aratara ki nedir bu, bulasın. Overwatch. Ceren Kelly'ye doğru Overwatch yaptı. Çok güzel. Şimdi taktiklerimizi de yeniden gözden geçirelim. Yapma. Sakın bunu yapma. Aman diyeyim. Nereye doğru? Bu ağacın buraya doğru yaptı vallahi. Demek ki hepimiz uzayacağız buradan. Türkçesi budur bu işin. Sen bir şuraya gel. Haywire protokol diyelim. Ben bayağı inandım bu işe. Haywire'layacağımı düşünüyorum onu. Shutdown diyelim ona. Lütfen. Lütfen babacığım, shutdown. Yok abi, bu robotun shutdown olacağı falan yok. Eğimi ve defansını arttırır diyor. Adamın bir daha eğimini ve defansını arttırdık. Ne mutlu bize. Düşmanın AI'yı hala aktif diyor. Vallahi bence de aktif. Doğru söylüyorsun. Biz bu babayı buradan kaçıracağız. Baba Tori'yi. Bu bir çatıya bir grapple yapsın. Doğru. Hop. Spider-Man gibi gitti vallahi çatıya. Şimdi şuradan vurmaya kalksak onu bayağı da kral vuruyor ha. Beep'in range'den yiyoruz. Defanstan yiyoruz. Ama aim ve heightened avantajdan iyi durumdayız. Bu arada bizim ona heightened avantajımız yok büyük ihtimalle. Çünkü o her yeri görüyordur diye tahmin ediyorum. Şöyle bir geleyim ben. Buradan beynine doğru vurayım şu robotun. Vallahi balkondan beynine doğru sıktım robotun. Şimdi sıra adamın Diba isimli karakterimizde. Ya o sanki çok bundan etkilenmeyecek gibi duruyor ama güvenemiyorum maalesef. Şu anda hiçbir şey bilmediğim için hani robotun hangi özelliği ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Şu evin kenarına gelmez diyor, umut ediyorum. Şuradan bir girerek hiçbir şey elde edemedim. O zaman oradan girerek hiçbir şey yapmayacağım. Şöyle yürüyorum. Evet, sıra geldi başka bir mükemmel adamımıza. Bu mükemmel adamımızla biz ne yapalım? Onu da şöyle bir yerlere saklayalım. Arkadakini göremiyor musun koç? Görme o zaman arkadakini. Ben şöyle görmediğin yere doğru bir granayı atayım. Güzel. 3 hasar verdik. Şimdi Ceren'ciğim. Slash'la %100 keserim diyorsun değil mi? Senin özelliklerine bakalım. Untouchable. Şimdi bu cesedi düşürürsem diyor yere, düşmanımın sırasındayken bana yapılan ilk saldırıdan hasar yemem. Güzel. Oh! Ellerine sağlık abi. Ellerine sağlık. Neler yaptın sen öyle ya? Ceren. Untouchable. Kadın mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel.
Şimdi bizim köylü holo targeting sıkacak. Vuramasa bile 15 vurulma ihtimali ekleyecek onun üstüne. Ki vurdu. Şimdi bir başka izleyicimiz Çakal. Yalnız Çakal o kadar kötü bir yerde duruyor ki non armor diye duruyor karşısında onun. Şimdi bu Çakal bir şey yapmasın. Adamın dibi de sarı armor diye duruyor. Adamın dibini önce şöyle bir kenara alayım ben. Abi bir umut ya. Bir umut vallahi. Scorch. Vur. %84 ile hoş. Yeter %84 ihtimal olarak. İyinin kötüsü işte. İki vurduk. Çok zırhlı abi adam yani. Kıramıyoruz zırhını bir türlü. Ezici. Suppression derse ne diyor? Suppression yaparsa... Penalize targets aim and shoot them if they move. Yürürse onu vururum diyor. Bir de vurma ihtimalini eksi veririm diyor. Peki. Şimdilik melek de buralarda. Şöyle bir yürüyebiliriz melekle. Sık deyip şöyle bir en kral hasarlardan birini de bu veriyor olabilir ha. Ha, o hiç vuramadı. Dedi ki abi ben çok altından sıkıyorum dedi şu anda buna. Vuramıyorum dedi o yüzden kusura bakma. Abi ben altından vurmuyorum ama ben bayağı önünden vuruyorum. Sıkayım gitsin. Deflection dedi. Bu arada hasar verip vermediğimi bilmiyorum ha. Seninle suppression'a yatacağım. Vurma ihtimalini azaltacağım. Başka adamım kalmadı değil mi? Sen de hack yapamıyorsun. Çok güzel. Aim defans vereceğim sana da. Çakal aim defans... Şey pardon. Defans. Normal defans vereceğim. Defansı da verdim. 20 defans. Şimdi gel bakalım. Şimdi senin bu kadınla derdin ne? Ne istiyorsun o kadından? Yok kadından bir şey istemiyor. Gimtalus'tan bir şey istiyor. Iskaladı. Bunun karşılığında bizden bir şey mi kazandı? Yok bir şey kazanmadı. Bir ödülü yok. Ya abi aynı adama bir kere daha sıkma ya. Aa bir daha ıskaladı. Kardeşlerim kesinlikle suppression inanılmaz işe yarıyor. Kesinlikle bunu suppression sayesinde yaptık biz. Dur bakalım. Çakal. Free reload'unu yap. Şuradan bir tane yapıştır adama. Vallahi yapıştırdı. Yapıştırmadı. Plate'e vurdu diyor bu. Ya ne plate abi? Neyden bahsediyorsunuz siz? Beni çıldırtmayın. Holo targeting var hala değil mi bunda? Var. Sık abi şuna. Ha bu mis gibi vuruyor ya. Vallahi bu koca robotu supportlar indiriyor resmen ya. Bu yatak da ama. Çok karizmatik bir şekilde söyledi bunu. Robota, bu robota nasıl öyle bir saldırı yapacaksın çok merak ediyorum ya. Yap bakayım, nasıl yapacaksın? Vallahi yaptı ya. Vallahi yaptı. Kadın bildiğin robotu bıçakladı. Bak o yerdeki şeyi almadın.
Yerdeki şeyi almadın. Çok sinirlendirdin beni oyun. Atışlarımız %100 vurmuş. 4.7 vurmuşuz atak başına ortalama. Bir daha düşman öldürememişim. 0.92 öldürmüşüm. Nasıl mutlu? Nasıl mutlu suratlar? Neşe suratlardan okunuyor. Ben de nasıl mutluyum yalnız bu arada. Benim de surattan neşe okunuyor. Robot çıkınca bir ölümün soğuk nefesini ensemde hissetmiştim ama vallahi yırttık. Ölümün soğuk nefesinden son anda yırttık. Kardeşlerim çok daha güçlü düşmanlara göre düşmanlarla bile savaşmamız yavaş yavaş daha kolay olmaya başladı farkındaysanız. Dandik düşmanları bile bunlardan daha zor öldürüyorduk çünkü adamlarımız gelişmeye başladı. Aa, bizim köylü gravely wounded diyor ama bak bu çok kötü oldu. Elarium Core Superior Scope. Ha, almışız. Tamam, en azından almış. Sektopod diye bir şey çıktı, evet. Tarık Ross. Tarık Ross nerede? Bak bak, Tarık Ross geldi. 10 günde kazın siz burayı. Siz burayı 10 günde kazın. Bir an önce bitsin. Şimdi bir bakalım biz nerelerdeydik. Change Research desek. Storm Gun. Yok biz ne yapıyorduk biz? Advanced Datapad Decryption. Beam Cannon. Plasma Lens. Bunlara daha var. Krisalit Otopsi var. 4 gün. 5 gün. Alien Data Cache. 4 gün. Bakalım hangisi daha karlı. Nedir ne değildir. Hepsini göreceğiz. Engineering'de. Inventory'mizde değil. Build item'da. Weapon'da ne var? Plasma rifle var. Squad upgrade. Çok fazla para lazım onun için. Onu henüz yapamayız. Nanoscale yapamayız. Warden armor upgrade var. Bir. Squad upgrade. Warden armor yapmamışız biz de adamlarımıza ya. Proving Ground ne yapıyor? Experimental Armor, Experimental Armor, Experimental Armor. Tamam, adamlarımızın hepsine yetecek kadar Experimental Armor yapıyoruz. Shadow Chamber'da Shadow Chamber upgrade yok henüz. Ve bizim Psionic Base'imiz yok. Adamlarımızın hala Psionic'le, beyin gücüyle var ya, hiç alakası yok ya. Hiç alakamız yok henüz. Rezaletiz yani. Şimdi making contact'ımız vardı bizim şurada. O making contact'ı yapacağım da. 4 günde iyileşmez bizim adamlarımız ya. Şu supply'ları hallensek belki de iyi olacak aslında. Avatar Project Minor Breakout. Bir progress ilerledi. Bir blok. Peki. Çok güzel. Çok güzel. Abi çok güzel söylüyorsun da ben ne yapayım yani. Adamlar ilerliyor. Datapad. Ne bulduk? 47 Intel bulduk. Çok hoş. New Research'te ne varmış? Storm Gun. 2 gün, 4 gün, 5 gün, 4 gün, 5 gün, abi 2 günle şunu bir yapalım biz. 2 günle bunu bir yapalım. Her zaman böyle kolay şey denk gelmez. Storm Gun. Vallahi yaptık. Storm Gun diye bir şey available artık. Storm Gun, evet belli ki bizim kadının silahıymış, ninjamızın. Alien Data Cache'i açalım. Proving Ground'da neler oluyor acaba? 3 gün. New Order yok vallahi ya. Aslında düşününce New Order yok yani, sen haklısın.
gizli operasyonlarımızda garanti bindirme kuvveti gelecek üstümüze. Ne güzel. Health boost ve armor. İstediğimiz şey buydu aslında bizim. 64 intel daha. Çok hoş. Kristalit mi? Beam cannon mı? Facilities'de 4 gün kalmış ve benim supply'ım yok. Proving Ground'dan bir kontrol edelim. Şuradan proje yapmaya çalışsak. Elarium'umuz var. Elarium korumuz da var. Alloy'umuz da var aslında. Mesela War Suite'i niye yapamıyoruz? Supply'ımız yok diye. Elarium kristalimiz ve Alien Alloy'umuz var artık. War Suite yapabilirim daha fazla adama. Yeter ki supply'ımız olsun. Yeter ki onursuz olmasın aşk. Ayın geçmesine ne kadar var? Ay bitmene de daha çok var ha. 86 supply. Burada activity var diyor, seni ilgilendirecek. Biz ne durumdayız? Base'imizde askerlerimiz ne durumda? Bir tane wounded'ımız var. O da bizim köylü. Lightly wounded zaten. Orayı tararken o çıkar. Benim şimdi yapmam gereken şey asıl armory'de, engineering'de, build item'da, weapon'da, storm gun, plasma rifle. İkisi de çıktı. Armor'da Warden Armor, o da çıktı. Ama ben bunların yerine Proving Ground'da şunun arkasına proje eklemem lazım. Ekleyeceğim proje de Red Suite değil. Light Armor Suite demiş bunun için. Allah Allah. Light Armor Suite içinde Red Suite ile War Suite ne fark ediyor? Psionic Field falan demiş buna. Bizim bu var mı acaba ya? Ben şuradan kontrol edeyim bunu ya. Şöyle geleyim. View Soldier diyeyim. Mesela Melek Ceren Kelly'ye geleyim. Loadout diyeyim. War Suite'e tıklayayım. Predator Armor, Kevlar Armor. War Suite var. Red Suite yok. Bir tane de Red Suite yapalım. Böylece anlarız. Ha, şimdi şuna gelirsek. Plated Vest'imiz oldu. Plated Vest 2 Health, 1 Armor veriyor. Status Vest 2 Health, maksimum 8'e kadar 2 Health Regen veriyor. Güzel kardeşim benim. O zaman Enginar'dan bu yıl da item diyelim biz yine. Proving Ground. Proje seç. War Suite yap. Red Suite yap. Diz peş peşe. Ve sıradaki avatar saldırımı nereye yapacağıma karar vereyim şimdi. Buraya kontakta devam edeyim abi ben. Oraya aslanlar gibi gideyim kontakta. Ama aslında orası dünyanın öbür ucu. Ben buradan bakınca yanlış görüyorum. Yo. Vallahi ters taraftan gitti. Bunlar hep mazot israfı. Dünyanın etrafını döndü ya gitmek için. İnsafsız. Buradan resistans konuşması geldi. Aa, aylık rapor. Mükemmel bir iş yaptın diyor adamlar bana. Retaliation durduruldu. Gerilla operasyonu yapıldı. Alien istasyonu yok edildi, fabrikası. Relay radyo vericisi inşa edildi. İki resistans dedikodusu araştırıldı. Avatar Progress 1 düşürüldü. Avatar Progress 2 çıktı. Dark Event 2 tane complete oldu. Şimdi 4 hafta içinde bizim Avenger'ımızı bir UFO avlayacak.
Bir şeyi 2 hafta düşürecek diyor. Anlamadım. Hidden Event'ı açayım. Oo, her göreve birkaç kristalit gömerek bizi gafil avlamaya çalışacaklarmış. Ya ben buna bakacağım abi. Ben buna bilahare bakacağım. Ama şu supply drop işini biz bir halledelim. O para bana lazım. Türkiye'nin üstünden geçiyoruz tam olarak. Kardeşlerim gördüğünüz gibi taşı toprağı altında olan bir yerdeyiz. Bakın taşı toprağı supply. Yeni staff. Yeni staff geldi diyor. Ne geldi? Intelligence. Rapid construction. Abi rapid construction. Kesinlikle rapid construction. Engineer, Grenadier. Ya engineer da lazım bana da 235 diye engineer fiyatı mı olur ya? Yok abi. Almıyorum. Weave room. Şimdi odayı biz bir görmeyelim. Şimdi bizim öncelikle yapmamız gereken şey şu. Power relay. Engineer var içinde. 80'e bunu upgrade edeceğim. Elarium kondulte upgrade edersem 150-20 elarium kristal diye upgrade ediyorum. Bir saniye o zaman. Ben bunu nasıl yapayım şimdi? Power relay, power relay. Burada bir tane adam var. Power relay. Bunda da adam var. Chase Gordon, Avenger Power artı 5. Brandon McCarthy, Avenger Power artı 5. Niye bunlardan biri mavi, biri sarı güzel kardeşim? Elarium Condult'u da açtık. 34. Çok güzel. Şimdi açtığımız yer empty, empty. İkisi de mi empty? Güzel, ikisi de empty. Buraya geliyorum abi. Abi Psychic Lab nasıl? Çıldıracağım. Elarium kristalim yok şimdi de. Ay, ay bana bir şeyler oluyor. Resistance.com. Diğeri nerede? Resistance.com. Coffee Dope. Böylece daha fazla yerle iletişime geçebilecek hale geldik. İki empty yerimiz var. Ve Elarium kristalim olmadığı için biraz önce Elarium relay yaptığımızdan dolayı orayı kuramıyorum. Bana ne lazım? Bunun için Psychic Lab için sadece 175 supply lazım. 175 supply'dan ben 200 kullansam 160 kalır. 180 kullanabilirim. 180 kullanmama izin var. Enginar'dan build item diyorum. 300 istiyor ya. Elarium kristal ve Alien Alloy'dan çakıldı kaldı hepsi. Evet kardeşlerim, hepsi çakıldı kaldı. Hiçbirini yapamıyoruz şu anda. Making Contact'a devam ediyorum ben. Bu kontaktı kurmamız lazım demek ki bizim. Gemi çıldırmış ya. Dünyanın öbür ucundan dönüyor her seferinde. Ya Allah'ım çıldıracağım ya. Ignore. Hay raid mission'la başlayayım senin ya. Ulan bir baktırmadı şey arkadaş, böyle bir şey olabilir mi ya? Yok edeceğim zaten sizi ya. İnanılmaz bir ateş gücüm var. Mahvedeceğim sizi. Şimdi sen bir git. Üzgünüm ama size karşı hiçbir inancım kalmadı. Edit, loadout diyorum. Bizim köylüye plated vest'i var, bombası var, her şeyi var. Tamam. Exoskeleton zırhı var. Kadına bakıyorum. Loadout diyorum.
Exoskeleton suite'i var. Status field'ı var. Onun yerine zırhı olsun. Bu kadında zaten en jön silahlar var. Son teknoloji. Bizim karakterimiz Serdar Dede de grenade var. Onun yerine sen ne yap biliyor musun? Health'ın fazla olsun, bir de health'ın da olsun senin. Sana böylesi yakışır. Burada da exoskeleton var. Status field var gerçekten de. Kalsın o da. Yavrum en son sen kaldın. Sana eğer özel zırh yoksa sen dünyanın en şanssız adamısın demektir. Vallahi yok. Kısmetsizsin. Sen kısmetsizsin koçum, ne yapayım? Muhteşem altlıyı görevine gönderdik. Bence oradakiler var ya, böyle bir rey demeyi de yağmaya gittiklerine çok pişman olacaklar. Hareketsiz kalmış bir advent treninin direnişçiler tarafından yeri tespit edildi. Hala orada ne varsa ele geçirebilecek değerli teknolojisi olduğuna eminim. Bölgeyi güven altına alıp bütün düşman güçleri yok etmeliyiz. Kör kıyamet. Operasyon kör kıyamet. Kör edici kıyamet de olabilir. Kör kıyamet olması için blinding olması lazımdı, evet. Blind olmalıydı ama blinding. Neyse ben anlatamadım, siz anladınız kardeşlerim. Evet, sen bize böyle bıdı bıdı konuşabilirsin sabaha kadar. Ama biz savaş isimli sevimize kaydedip ondan sonra da bu videomuzu burada bitirelim kardeşlerim. Bir dahaki videomuzda bu savaştan başlayıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize dikkat edin.